Pesto sos günü bugündür. Gün bugün dostlar. Pesto sos yapacağım ama pestonun klasik malzemelerini kullanmayacağım. Çünkü çok pahalı. Çam fıstığının kilosu 25 gramı, 20 lira mı ne? Kilosu kaç yapıyor bilmiyorum, çok pahalı. Parmesan da pahalı. O yüzden uygun fiyatlı pesto sos yapıyoruz. Fakir işi. Tamam. Fakir pestos. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Fakir pestos da değil şimdi yani. Hani ceviz var, yine peynir var falan ama uygun fiyatlı pesto diyebiliriz. Robotumu yer fıstığı yaparken bozduğum için bu el rondosunda pesto yapılabilir mi, yapılamaz mı? Aynı zamanda bu videoda onu da görmüş olacağız. Malzemeler. Fesle. Bir demet, güçlü dolu bir demet. Bir avuç maydanoz ama sapsız. İkisi de sapsız. Renginin bozulmaması ve tadının seyrekleşmemesi için fesleğinin saplarının olmaması lazım maydanozunda. Bir avuç ceviz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Yani 6 tam ceviz. 2 diş sarımsak. Peynir de böyle 30 gram, 35, 40 gram. Böyle bir küp gibi peynir. Zeytinyağı, tuz, karabiber. Şimdi. Peki diğer malzemeler olsaydı onları nerede kullanacak? O malzemeleri alacak olanlar için de al. Tamam. Çam fıstığı. Cevizin yerine mi olacak? Evet. Aslında yani ben cevizi çam fıstığının yerine kullanıyorum. Ceviz çam fıstığına denk. İzmir tulum aldım ben. Böyle sert, yapı olarak parmesana benziyor. Hafif sarımtırak. Bir peynir. Onu parmesanın yerine kullandım. İşte maydanozda da biraz hani hem renk hem tat olarak fesleğini desteklemek için maydanoz kullandım. Maydanoz kullanmasanız da olur. Zeytinyağının güzel olması önemli. Extra virgin olive oil. Soğuk sıkım, sızma, erken asat falan olursa güzel olur. Bim'de bulunuyor mu? Şimdi küçük az az başlayalım. Şöyle koyalım bakalım. Zaten aslında bunu havanda yapıyorlar bu sosu. Robotta yapmıyorlar. Bu modern çağın getirdiği bir şey. Pesto da şey demek, ezmek demek. Ezilmek, ezmek. Oradan geliyor. Hmm. O yüzden ben olacağına inanıyorum. Yeşillikleri makineye koyduktan sonra zeytinyağı koyuyoruz. Çünkü bıçak direkt fesleğine değdiği zaman hem karartıyor hem de öldürüyor. O yüzden zeytinyağı koymadan çekmemekte fayda var. Şunları ben rendeleyeceğim çünkü bu çekmez bunları. Biraz çekeyim de ben, yer açılsın. Yer yok çünkü. Olur ya, bu iş olur olur. Biraz uzun süredir. İyi. Çok güzel. Cevizleri koyalım. Bu güzel bir şey ya. Bayağı. Onur'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Onur'a ne diyeyim? Şimdi bunun üstüne biraz daha koyayım. Ya siz gerçekten bu kadar uğraşmayacaksınız. Her şeyi koyacaksınız robota. Ve çekeceksiniz. Şey, tuzu çok koymayacağım. O İzmir tulumu bayağı tuzlu çünkü. Ama kaşarla, parmesanla yapanlar. Parmesan tadını bilmiyoruz ki. Yok, parmesan da az yani, biraz tuzlu bir peynir ama bunun kadar değil. Tuzu böyle sonda eklemekte fayda var. Of. Kafama dökmek istiyorum şu anda. Biraz daha zeytinyağı. Oluyor ha bu arada yani. Oldu bak. Gayet robotla da oldu. Buraya gösterelim. Nereye dur? Biraz daha zeytinyağı. Biraz daha yumuşak olmasını istiyorum. Bir yerden sonra kendi zevkimize göre mi ayarlıyoruz zeytinyağı? Yani evet. Bir de şöyle bir şey göstereceğim ben. Şimdi eğer yazın fesleğin olduğu zaman da çok fazla pesto sos yapıp bütün kış bunu yemek istiyorsanız buz kalıplarında bütün kış boyunca pestoyu saklayabilirsiniz. Buz kalıbına... Ben hepsini yapmayacağım çünkü zaten az pesto var. Ya da şeye de olur, plastik bardaklara doldurup ya da karton bardaklara doldurup onun içinde de dondurabilirsiniz. Böyle. Kavanozda olsa mı? Kavanozda
Dipfrizde mi? Hmm. Cam çatlar ya. Plastik cam. Olur işte, yani hani herhangi dondurucuda durabilen bir şeyin içinde saklayabilirler. Ama hani böyle olmasının ya da karton bardak olmasının mantığı şu: porsiyon. Çünkü hepsini çıkarıp eritip geri donduramaz. Bozulur o zaman. Yani ya da hepsini kullanmak zorunda kalırsın ama burada ihtiyacın kadarını çıkarıp eritip kullanabiliyorsun. Tamam, bitti pesto, koymayacağım. Çünkü bugün bir tane sandviç yapacağız pesto. Donduktan sonra buz kalıplarında kalmasına gerek yok. Donduktan sonra hepsini çıkarıp buzdolabı poşetlerine koyup tekrar buzluğa atabilirsin. Tamam. Böyle. Bunu atıyorum ben. Dedim ki pesto tarifi verdim. İzleyecekler. Sonra öyle kalacak. Bari dedim üstüne bir de sandviç tarifi vereyim. Basit bir sandviç. Şey, kapris sandviç bu. Aa, bunun arasına koymak için fesleğen dilimleri ayıracaktım. Unuttum. Şimdi herhangi bir ekmek, sandviç ekmeği, tost ekmeği, focaccia, İtalyanların güzel bir ekmeği, panini, ciabatta, Fransız baget, işte bir tane ekmek yani. Şu an ne yapıyorsun? Mozzarella'yı mozzare ediyorum. Önce bilmeyenler bu videoyu izliyoruz. Şimdi bunları dilimledim. Peki panini ekmeğin olayı ne? Şu an burada içeride bazı şeyler görüyorum ekmeğin içinde. Ya yok, bu şeyli. Düzünü bulamadım ben. Aslında ben ciabatta istedim ama bulamadım. Bu neyli? Domatesli ve fesleğenli olduğu için böyle. Ama hani böyle olmak zorunda değil. Ben o olduğu için onu aldım. Ekmek mi domates ve fesleğenli? Biz de içine tekrar aynı şeyi koyduk. Evet, ben şimdi bolca bolca bunu sürdüm, tamam mı? Bir tane mozzarella, bir domates. Bir domates daha istedim ben. Şunun altına da koyayım. Sonra hem bunun üstüne biraz, hem de şöyle ekmeğe hop zeytinyağı. Bu opsiyonel olmakla birlikte balzamik sirke. Ay evet, hazır bu. Şimdi tadıma geçeceğiz. Tadıma geçmeden önce şöyle ben üstüne biraz tuz ve karabiber. Aslında bunun salatası var. Kapris salata diye bir şey. Domates, mozzarella, aralara fesleğen yaprağı, üstüne de pesto sos sıkıyorsun. Sonra dedim ki biz onunla doymayız. Ben en iyisi bunu sandviçini yapayım. Kapat o zaman izleyip beklemesin. Videoyu kapatmak lazım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı, gelecekte ne istiyorsunuz bunu yazmayı, özellikle hangi tarifleri istiyorsunuz bunu yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.